Selamlar hepinize. LEC sezon öncesi değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. E, 2022 mevsimine geçerken yine aslında LEC'nin standartlarına benzer bir şekilde yine EU Masters'tan birkaç tane oyuncu geldi. E, altlarda yetişen. Bazılarını tanıyorsunuz, bazılarını tanımıyorsunuz. Ben de mümkün olduğu kadar tanımadıklarınızı tanıtmaya, tanıdıklarınızı tekrardan hatırlatmaya çalışacağım. E, tabii iki takımımızı incelemiştik aslında daha önceden. E, Fanatik ve Vitality'yi. Onları kendi videolarında e, izleyebilirsiniz ama biraz zaman geçtiği için çok kısa bir değerlendireceğim tekrar onları da bu videoda. E, i̇lk takımımız Astralis ile başlayalım. E, aslında Biraz devam ediyor kadroları yani 3 kişi devam ediyorlar White Knight, e, üst koridorda Zanzara Ormanda ve Promiscue destek pozisyonu devam ediyor. ki de yine eklemeleri var biri Kobe e, Ki Avrupa sınırları içerisinde zaten her zaman belli bir performansı gösteren bir oyuncu Kobe. Gerçi geçen mevsim bence kendi standartlarını bir tık aşağıya indirdi yani o takımın kaynaklarını belli noktada emanet edebileceğiniz ve maçı sürükleyebileceğiniz Kobelik'ten biraz çıkmış gibiydi. Diğeri de Deor ki bence asıl transfer o aslında. Garip bir adam diyor. Neden garip bir adam? Diyorum bir yılı yok profesyonel League of Legends'ta veya yarı profesyonel League of Legends. emekli olduktan sonra Fnatic Rising'den Fnatic Rising'de Deor onun yerine geldi. E, ve bir anda U-Masters'daki yani o seviyedeki Avrupa Yerel Liglerindeki en iyi orta koridor oyuncusu oldu. Çok acayip bir durum gerçekten. E, yani bir anda böyle çok kısa bir sürede tak diye oranın tepesine çıkabilmek o kadar kolay bir şey değil. Ki hani bir sürü oyuncunun aslında orada tırmanmak için, el iyisi fırsatı bulabilmek için ne kadar uğraştığını biliyoruz. E, Deyor birkaç ayda yaptı bunu. E, ve özellikle şunu söyleyebilirim. Hani belki biraz Alman olmasıyla alakalı. Bu arada çok fazla Alman oyuncu oldu bu yıllıkta. Elise'de daha önce bu kadar olmamıştı Bilmiyorum Belki onun alman olmasıyla alakalı olabilir ama Veya o yetiştiği kültürle alakalı olabilir ama Hiç çaylak gibi oynamıyor Deor. Gerçi tabii ki Elise ortamında farklı ortama e, Giriyor şimdi Gidecek burada Perks'e karşı oynayacak Caps'e karşı oynayacak Burada tabii ki çok daha zor koridorlar oynayacak O disiplinde ne kadar koruyacağını bilmiyorum ama e, Deor o gelişimi sürdürebilirse e, Gerçekten yeni bir yıldız adayımız var demektir e, Yeni bir yıldızımız olacak demektir ben Astralis'i de bu arada tebrik ediyorum yani alabildikleri için e, diyorum. Çünkü öyle bir performans göster, öyle istikrarlı bir performans gösterdi ki deyip e, istikrarlı kısım daha önemli. Edison'daki birçok takımın yani e, hani orta koridoru gerçekten kitli olmayan hani işte Caps'i var G2'nun okey. Vitality Perks aldı okey. Hadi Rogun seni var okey ama onun dışında her takımın belli oranda isteyebileceği bir oyuncuydu bence. E, ve Astralis almayı başardı. O yüzden tebrik etmek lazım Astralis'i. E. E, zaten iyi çalışan bir formülleri vardı onların Zanzarah ve Knight'la beraber ama Promiscue'nun bu kadar ölmeleriyle falan yani Kobe mücadele edemez Promiscue'nun ölmeleriyle e, Yine hedefleri Belli oranda düzgün bir oyun oynayıp playoff'a girmektir Ama ben bu mevsim e, O şeyi yapıp Playoff'a içeri atacaklarını düşünüyorum Dayorla birlikte İkinci takımımız Excel e, Orada bir değişiklik var sadece e, Üst koridorda Cryze'nin yerine Finn geldi e, Finn'in Amerika macerası Bence bireysel anlamda fena gitmedi bu arada. Ee, ama zaten hani beklentinin çok yüksek olmadığı bir oyuncuydu. Ee, geçen mevsim aradan, geçen yıl aradan getir alt takımlarından getirdikleri Markun ve Edvien devam ediyor. Orta kurdurduğu Nükta devam ediyor. E, ee, dışarıcı pozisyonu da Patrick devam ediyor. Tabii ki hala Patrick'le beraber, ya yani Patrick'in ile beraber hep bir playoff zorlama durumları olacak. Ama zaten Excel'in standardı ne? Yedinci olmak. Excel bu mevsim kaçıncı olacak? Yine yedinci <laughs> ya çok garip bir takım ya gerçekten. Ya gerçekten takımın hedefi altıncılık. Tamam yani gelişim sürüyor. Oyuncuların gelişimi var. Bu arada şeyleri genç oyuncular yani. Markun'da, Advian'de çok tecrübeli oyuncular değiller. Takımın gerçekten tecrübeli diyebileceğimiz tek oyuncusu aslında Nukeduck. Finn de yani Avrupa'da bir süredir oynuyor olmasına rağmen abartı tecrübeli bir oyuncu değil. Bu arada benim beklentim daha yüksekti Finn'den ilk geldiği günde. E, hani bu bundan daha iyi bir potansiyel olmasını bekliyordum filmden ama olmadı. E, o gelişimde bir türlü tam yapamadı. Ya yani o sıçramayı yapamadı bir türlü. Gün. Zaten hani o sıçramayı yapsa Rob çok daha iyi yerlerde oluruz. Filmde Rob'da olurdu zaten evet. Yine bence 7'de kalacaklar. Yine oralarda takılmalarını bekliyorum. Bu sefer Astralis'in onların üzerine çıkmasını bekliyorum bu beraber. Fanatiyi konuşmuştuk zaten. O yüzden videosuna gönderebilirim onları ama e, i̇şler iyi giderse gerçekten çok tehlikeli bir takımlar. Wunder oynamaya gelirse Razor ile iletişimi kurabilirse takım e, gerçekten çok tehlikeli bir takım olacaklarını düşünüyorum. Fanatik tekrardan o videoya gidebilirsiniz. G2 Broken Blade geldi üst koridora. Çok beklenen bir şeydi bu arada. Yani herkesin dilinde vardı. Schalke'deki e, geçen özellikle yaz mevsimindeki sezon başındaki performans acayip iyiydi. E, Broken Ondan sonra tabii ki biraz düşüş oldu takımın düşüşüyle beraber. Jankos ve Caps devam ediyor. Ee kadroda var ama sanki Targamas'ı oynatacak gibiler. E, ve Flak't geldi. İkisi de Targamas'ta, Flight'ta e, Avrupa yerel liglerinden geldiler. Özellikle Targamas e, çok da iyi bir sezon geçirdi şeyde, u Masters'ta. Şampiyon da olmuşlardı galiba ya değil mi? Carmine Court'ta değil mi? Tar evet, Carmine Şampiyon da oldular zaten orada. İyi e, iyi de bir ya yani iyi de bir mevsim de geçirdi üzerinde ile beraber alt koridorda oynayacaklar. Burada e, soru işareti olan isim Flight. E, kendi yerel liginde çok popüler ve çok sevilen bir nişancı ama hani araştırmalarıma göre ve o ligin e, kendi takip ya yani kendi o ligin şeylerine, otoritelerine göre diyeyim. Kendi liginin otoritelerine göre. Black yeterli bir oyuncu değil. En iyisi seviyesi için. Şimdi bu zor bir durum. Yani değerlendirmesi zor bir durum. Çünkü mesela e, örnek olarak Deor vardı. E, Deor öyle bir çıkış yakaladı ki yani bu adam bu gidişle işte Elisi'de de oynar. Veya Targama o kadar iyi mevsimler geçirdi ki zaten bir şekilde iş yapar Elisi'ye gider gözüyle unutur. like Light biraz sürpriz oldu. E, o konuda belki de herkes için. İzledim. izledim ben açıkçası... Bana da Elisi için yeterli gibi gelmedi. Çünkü Elisi'deki nişancıların seviyesini düşündüm. Elisi'de gerçekten iyi nişancılar var. Yani yani Rekkles'ın, gerçi olmadığı bir ortamda biraz seviye düşmüş oluyor totalde. Rekkles daha iyi e, Master's'da oynayacak önümüzde. E, ama ne olursa olsun gerçekten kalitesi yüksek nişancılar var. Şimdi onların ortasında bazı oyuncular, bazı yeni gelen oyuncular... ...kalitenin yükseldiği ortamda performansları onlarla beraber, iyi adamlarla scrim atmayla beraber... ...takım arkadaşlarının daha iyi olmasıyla beraber performansı yükselir. Takımla beraber büyür. Bazı oyuncular ise... Onlara karşı o kadar zorlanır ki kendini mental bir hapishaneye kapatır ve kendini ezmeye başlar orada. Ben bunları nasıl yeneceğim? Yenemiyorum, yapamıyorum şeklinde. Flakton'ın sınavı bence daha çok mental olacak. Mekanikler öte. Çünkü gerçekten mental olarak onu çok zorlayabilecek koridorlar gelecek karşısına. Yani Heal-Sang hapishaneye karşı çıkacak ha bu adam. Şimdi orada mental bir sıkıntı yaşarsa asıl daha büyük problem olur. Uzun vadede etkili olabilir. Oraları aşabilirlerse hala Capsian Coast'ları var. Hala bu arada bence Broken Blade için... Ya yani ben geçen sene de söylüyordum. Daha hani sezon başlamadan söylemiştim. Ya Brokum ile G2'ye ne kadar oturacak diye. Ki yani herkes bunun farkındaymış. g 2de zaten oturan. Brokum ile ben çok iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. yani TSM'e ilk gittiğinde gösterdiği çıkışın daha fazlasını göstereceğini düşünüyorum. Bence TSM'e gitmesi zaten hataydı. Yani en'e gitmek problem değil. TSM'e gitmek sorundu. Ee, orada ben çok Brokum da çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Ama G2 bence şu anda bir numaralı şampiyonluk favorisi değil. Bence o aday işlerin iyi gitmesi durumunda fanatik. Ee, ama ne olursa olsun yani sonuçta hani Caps'in tekrardan toparlanması yani şey hayırdır kardeşim ben buranın en iyi midlanerim demesiyle Yankos'un e, tamamlayıcılığıyla Ser Sergen'in Brock'um üst koridordaki performansıyla beraber tekrardan oralara çıkabileceğini düşünüyorum G2'nun. Mad Lions, e, orada da bazı değişiklikler var. Orta koridorda ve nişancı pozisyonunda değişiklikler yaşandı. Humanoid ve Karzi takımdan ayrıldı. Armut Elio'ya Kaiser devam ediyor. E, orta koridorları Riker geldi. E, o da EU Masters'tan gelen bir oyuncu. Ve nişancı pozisyonunda da Unforgiven geldi. O da geçen mevsim SK Gaming'de oynuyordu. E, şimdi burada Riker aslında soru işareti olan isim. E, çünkü EU Masters'tan gelen oyuncular genelde hani lig ortamına ne kadar alıyor. Ama Met Lions şu ana kadar bize gösterdi ki bu adamlar alttan oyuncu adapte edebiliyorlar abi. Çünkü sırayla bütün parçaları alttan başka liglerden toplayıp parça parça adapte ettiler. da adapte ettiler. Helio'yu da adapte ettiler. Sırayla adapte edebiliyor. Bu takım bunu yapabilen bir takım. Bu organizasyon bunu yapabilen bir takım. E, ben o yüzden Rekir'ı da adapte edeceklerini düşünüyorum. Fakat Rekir bence e, seviye olarak en azından şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bence Deore'un biraz gerisinde. O yüzden zaten bence büyük başarı Astralis'in Deore'u alabilmesi. Tabii ki Mad Lions araştırmasını iyi yapmıştır. Mad Lions genelde oyuncuları büyüten de bir e, kulüp, takım ve organizasyon. E, o yüzden onu da büyütebileceklerini düşünüyorum. Onu da belli bir performansı gösterebileceklerini düşünüyorum. Ama geçen mevsim, geçen yıl tekrarlanan iki üst üste şampiyonluğun ben en azından bu mevsim kesin gelmeyeceğini düşünüyorum. E, bu mevsim Mad ben tekrardan ben onların alıştığı yerleri olan e, 3-4-5 arasına düşeceklerini düşünüyorum. E, sanki bu sefer ama biraz daha dörde 5e daha yakın gibi. Çünkü bir tane daha süper takım kuruldu. E, Fanatik ve yani Fanatiye yani G2'ye G2 süper takım demek şu anda çok doğru değil belki ama kadrolar olarak e, kağıt üzerinde çok yatırım yapılmış bir tane daha takımımız var Vitality ile beraber ki onunla videosunu değerlendirmiştik. O yüzden bir tık daha geride kalmasını bekliyorum ama e, dediğim gibi hani çok iyi yönetilen, çok iyi organizasyona sahip bir takım Mad Normal sezonda ufak tefek trollemeleri de bence bu mevsim olmayacak. Çünkü normal sezonu trolleyen iki adam yok. Normal sezon maçlarında bazen gevşek gevşek hareketler yapar. Öyle takılmaya maça çıkan iki adam yok şu anda takımda. Rekar'ın da bu arada ben Humanoid'den çok farklı bir oyun stili olduğunu düşünüyorum. Çok daha ciddi oynayacağını da düşünüyorum. E bakalım tabii ki zaman gösterecek ama Unforgiven downgrade. Yani Kars'ıdan downgrade Unforgiven. Ama fırsat vermek istediler ona da. Eski de çok kötü bir performans göstermemişti. Onun Üniversitesi'nin New Masters'da çok iyi performansları vardı Alan Forgiven'ın. Belki de bu potansiyele tekrar bir yatırım yapmak istedim Mad Lions. Çünkü onlar da biliyorlar Mad Lions potansiyelleri daha da iyi gösterebilen, o potansiyelere ulaşmasını sağlayabilen bir kulüp e, oyuncuların içindeki. E, Misfits, Misfits'te de ufak tefek değişikliklerimiz var. E, Hirit devam ediyor, Vitio devam ediyor. Onlar da e, nişancı pozisyonuna Neon geldi. Şalke oynamıştı geçen mevsim. E, destek pozisyonunda Mers olacak. Ormanda da Şılatan olacak. asıl beklenen isim zaten. Şılatan burada çünkü ya Polonyalı ormancı bir kere arkadaşlar. Yani bu model şu ana kadar denendiğinde hep iyi sonuçlar verdi. Belki galiba veremeyen tek adam Chinkroft'tu ya. E, Chinkroft aslında EU Masters'da veriyor şeyi de Elisi de daha önceki denemesinde olmamıştı. ama Şılatan'dan bayağı bir beklenti var. EU Masters seviyesinde de vardı. Zaten bunun altını büyük oranda doldurdu aslında Şılatan. E, Misfits de bu arada aynı Mad Lions gibi eskiden yapamıyor olsun olmasına rağmen geçen yıl e, oyuncu gelişimini çok iyi yapabildiğini gösterdim Misfits ki e, VTO'yu ciddi anlamda yani daha henüz elit olmadı belki ama ciddi anlamda elit elit adayı e, bir hale getirirler. E, Mersa yeni oyuncuları destek pozisyonunda Mersa ve Şılatan'la e, Neon tabii ki elisi de oynuyordu ama diğer iki oyuncu Mersa ve Şılatan'ı ne kadar büyütecekleri bu takım adına da önemli e, biliyorsunuz zaten elisi de çok oluyor New Masters'tan gelen oyuncu Çoğu uzun ömürlü olmadı şu an. Yani uzun ömürlü olmadı demeyeyim. Yanlış bir tabir oluyor. Aslında bir noktada uzun ömürlü oluyorlar. Ama ilk mevsimde başarılı olmuyor diyeyim ki bu. E ben Şılatan'ın ilk mevsimde başarılı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mersa'nın ilk mevsimde başarılı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. E bakalım hangisi tutacak. Yani Şılatan mı Mersa'yı ve takımı yukarı çekecek yoksa Mersa herkese aşağı mı çekecek? Onu göreceğiz ama e, kalan parçalarla beraber belli oranda ben yine Misfits'in e, rekabetçi kalacağını, tepedekilerden maç çalma potansiyelinin diğer orta sıra takımlarından mesela Excel'den daha yüksek olduğunu düşünüyorum e, Misfits'in. Bunlarla beraber de açıkçası benim tahminim en azından öyle, şöyle, öyle söyleyeyim. E, Astralis'le beraber playoff'un son sırasını e, alabilecek takım olduğunu düşünüyorum Misfits'in sezonda E, Rogue e, orada çok önemli değişiklikler var. Yani o doğamla Larsen ve bir duruyor ama takımın belki de en iyi iki oyuncusu gitti. Belki de, de Neteş en iyi iki oyuncusu gitti. Takımın iki sürükleyicisi gitti hatta. E, bütün e, tempo kontrolünü elinde tutan Inspired gitti ormandan ve bütün kaynakların verildiği e, Hansama gitti takımlar. Bu iyi değil Rogodova. Yani çok fazla Larsen'e bakıyorlar. E, Malrang geldi ormana bizim Türkiye'den de tanıyorsunuz Royal Bandits'te oynamıştık. Geçen yıl e, Dammon'da yedekti. Dammon'da yaşanan garipliklerden sonra Kenya'nın orta koridor Showmaker'ın nişancı olduğu dönemde ormanda oynadı. Fena da performans göstermedi bu arada. E, tabii ki Kenya'nın antrenman yapabilmenin belli artıları var. Onlardan da faydalandığını düşünüyorum. E, yani bu takımın ya bu takımın tepelere çıkması bana zor geliyor artık. Hani Hans Sama ve Inspired varken şampiyon olamadılarsa normal sezonu gene iyi oynayacaklarını düşünüyorum ben ama e, gene bir orta sıra takım olarak yani şey olacaklarını düşünüyorum. Hani tepede işte Fnatic, G2 Vitality kalacak. E, onların hemen altında bence bir tık altında Mad Lions olacak. Onların iki altında da Misfits ve Astralis'in olmasını bekliyorum. Ben Rogue'un bu mevsim playoff dışında kalacağını düşünüyorum. Inspired ve Hans Sama'nın kaybının normalden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Inspired... Hadi Hans Sama bak gene bir şekilde Hasan'a da çok iyi bir oyuncu bu ama gene bir şekilde nişancı olduğu için işte atıyorum mesela. Patrick'le belli oranda doldurabilirsin yerini aslında. Ama Inspire'nin yerini dolduramazlar bence. Diyorum ama belki de Malrang bir anda kariyerini tekrardan tepeye çıkaracak. Bu arada Malrang hani ilk başlarında oyuna ilk biz gördük. Biz zaten çok şaşırmıştık hani Türkiye'ye geldiğinde de. Çok genç çok potansiyelli oyuncu nasıl geldi diye. Ve potansiyeli aslında biz kendi gözümüzle burada çahit de olduk nasıl bir şey olduğuna Malrang'ın. Ve ne kadar iyi bir oyuncu oldu. O potansiyeli ama gerçekleştiremedi daha sonrasında. Belki de tekrardan bir kariyer uyarışı gelecek. Çünkü yaş olarak düzgün bir yaşa geldi. Yani 22 yaşında şu anda Malrak. E, ve kafa olarak daha hani o gençlikten silip o ergenlik döneminden çıkıp daha mantıklı kararlar verebileceği bir dönem. Belki de kariyerini tekrardan e, canlandıracak. Ve bir anda çok iyi bir rogda izleyebiliriz. Ne olursa olsun çünkü hala ellerinde belli şeyleri çok iyi yapan bir Larsen'leri var. Belli şeyleri iyi yapan ama belli şeylerde çok kötü olan bir oda hamleleri var ki çok da büyük bir tecrübe yani işler sıkıştığında hala belli oranda güvenebileceğiniz bir adam. Ne olursa olsun belli rekabetçilikler, rekabetçilikler olacaktır ama bence playoff'a girmeleri Malrang'ın ne yapacağına bakıyor. SK Gaming, Gen -X devam ediyor. Gilius'u tekrar getirdiler. Gilius'u bir dönem yedeklemişler yedek olmuştu tekrar SK'de. Orta koridorda Sertus, bir Alman orta koridorumuz daha var. E, Sertus'la beraber. E, alt koridorda da Cezu ve Treats olacak. Treats tekrardan destek pozisyonuna dönüyor. E, Geliyorsun dönüşüyle beraber. E, bu takım benim yani tam Dark Horse denebilir mi bilmiyorum. E, çünkü yani Dark Horse diyebilmem için belli oranda şampiyonluk adayı yani çok küçük bile olsa işleri iyi gittiğinde diğerlerinin affaksamalar olduğunda şampiyon olabilir dememiz lazım. O yüzden Dark Horse diyemem. Ama çok pislik bir takım olmalarını bekliyorum. Nasıl böyle bir takım olmalarını bekliyorum? Abi bir anda 3 maç üst üste tak 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 fanatik e, Mad Lions G2'yu yenebilir bu takım. İyi günlerinde. Çünkü biz şunu gördük bu takımdan. Abi Gilius formdayken Gilius ipleri eline aldığı zaman ki ben bu takımda tamamen onun elinde olacağını düşünüyorum ipleri. Gilius ve Bir şeyler iyi gidiyor takımda. Gilius zaten kariyerin ikinci kısmında yani o ilk... E i̇şte ilk piyasaya çıktığı Svenskeren'in yedeği olarak çıktığı dönemden sonraki e, hani işte bir e, ufak tefek başka maceraları falan da oldu ama ya yani ikinci kısmı dedim işte 2019'dan sonra yani 2020 ve 2021'deki kısmı bence Gilius'un iyi bir liderlik etti. Takımlarına iyi liderlik etti ve tekrardan bunu yapabileceğini. Trichtsen de destek pozisyonunda çok iyi bir çıkış yakaladığını ve oyunu kontrol edebileceğini, tempoyu dikte edebileceğini gördük. Zaten takımın ana yapısı e, Gilius ve Trichtsen e, oynaması üzerine Burada soru işareti olan e, kısım e, tabi ki Sertus ama Yani EU Masters'tan gelen Alman orta koridorlarda çok sıkıntı çıkmadı bugüne kadar e, Orada da bir güven var zaten e, takımın nüvesi de aslında zaten Alman kulübü eski gaming o yüzden Alman oyuncu olmalarını e, Doğal karşılıyorum şu anda Alman oyuncuları olacaktır bence e, Zaten bir süredir de beraber oynadıkları için Twitch ve GenX'in de bir süredir uyumu olduğu için Abi, bu, arada, bu saç nedir ya Ne güzel şey bu bir tane şey vardı neydi Johnny Bravo muydu? Böyle sarı önüne doğru hafif uzun bir saçı var. Johnny Bravo'ydu galiba böyle kaslı bir abi. Onun saçına benzettim yani neyse. <laughs> Çeneksiz saçını. E, neyse bu takım uyumlu bir takım olacaktır. E, belli oranda e, Cezu'nun da gelişimi vardı zaten e, geçen mevsimden. E, Twitch'le beraber Twitch'in tabii ki tekrardan e, destek pozisyonunda eski performansı yani son oynadığı haline döneceğini düşünüyoruz. E, belli oranda pislik çıkaracak, üstteki de, de sorun çıkaracak takım olduklarını düşünüyorum. Ama... Sezon temposu olarak, yani sezon istikrarı olarak playoff'a girebilirler mi? O biraz şüpheli. Çünkü buradaki oyuncuların, e, yani Genex'in de, Gilius'un da, hatta belli oranda Triggs'in de, tabii ki Triggs'in kariyeri biraz daha, daha kısa diğerlerinden ama e, sezon içinde dalgalanmalar yaşadığını gördük performanslarda. O yüzden o dalgalanmalardan dolayı belli oranda playoff sıkıntısı yaşamalarını bekliyorum ben. Yani o yüzden playoff'a girmelerini beklemiyorum. E, Team BDS, ligin yeni takımı, yeni kulübü diyeyim aslında. BDS katıldı lig'e. Üst koridorda Adam oynayacak. Fanatik'ten onu getirdiler. Fanatik de bence çok kötü bir performans gösterdi Adam. Ama zaten hani böyle olmasa benim beklentim doğrultusundaydı. Ormanda Chinkrof oynayacak. Bu arada U-Masters'da adama Syncrof diyorlar ama adam DP'de oynadı ve DP'de oynarken bizde benim adım Chinkrof dedi. bize bana Chinkrof deyin demişti. Ben o yüzden Chinkrof diyeceğim. Orta koridorda Nuclearant var. Alt koridorda x ve Limit oynayacak. Asıl beklenen isim burada İsmet'i yumarsızla e, çok iyi bir performans gösterdi İsmet'i e, ve sonunda istediği beklediği çıkışı yakaladı aslında diyebiliriz onlara. E, ya sistem olarak ne oynayacaklarını bilmiyorum çünkü bu takımı çok büyük defoları var. Ya acayip büyük defoları var. Mesela Limit'in koridor aşamasında yaşadığı problemler, e, nükleer intin e, daha çok genç nükleer int, o yüzden yaptığı acemi hatalar. Adam'ın laningdeki ve şampiyon havuzundaki ciddi sıkıntıları. Chinkroff'un e, geçmişten beri gelen aslında. E, bu Chinkroff'un ilk ilisi denemesi olmayacak. E, geçmişten, hatta Youmaster's'a da benzerlerini göre. Chinkroff'un geçmişten beri gelen tempo adına hamle yapar. Şu, doğru cümleyi koyayım. Tempo adına hamleyi yaparken maçın kontrolünü tamamen kaybetmesi durumu. Ki ilisi ortamında bunun olmaması. Mesela ben açıkçası ilisi ortamında BDS SK mesela sırf Gilius farkıyla yerden yere vuracağını düşünüyorum SK'in BDS. O tempo farkıyla, tempo konfor farkıyla. Ee, burada büyük iş iksmetiye düşecek. İksmeti e, bence bir yani ya, BDS de bu arada tabii ki lige girmek için Schalke'nin e, yerine lige girdiler. E, çok ciddi bir yatırım yaptı. O yüzden e, bu yatırımın üstüne hani oyuncu bazında da büyük yatırım yapamamalarını anlayabiliyorum belli oranda. Devamını bence getirecekler bu bir görmek istiyorlar. Eğitim ortamında biz ne yapabiliyoruz? Nasıl yürütebiliriz organizasyonu? Ama bence burada asıl yapılması gereken, ya yani takım içerisindeki asıl yapılması gereken abi X metiyi büyütmek. Ve uzun vadede yani sezonun ilerleyen kısımlarında veya ikinci mevsimde, yaz mevsimde Adam'ın artık fanatiğe giderken gösterdiği potansiyeli gerçekleştirmesini beklemek ve ummak. Bunlar olması işleri çok zor. Sonuncu olmalarını beklediğim takım aslında bir EDS. ilk mevsiminde e, son takımımız e, Vitality. Zaten onlardan bahsetmiştik kendi videolarında görebilirsiniz. Alpha, Selfmade, Perks, Karl, Laprov. E, Perks'un tekrardan e, Avrupa'ya dönüşü. E, Ki Cloud9'da e, Worlds'te hiç fena performans göstermedi ama Laning'inde özellikle koridor açılmasında eski Perks'ü e, aradığımızı söyleyebilirim. Ama onun olması durumunda yani tekrardan eski Perks geldiği durumda e, çok acayip bir kadro var çünkü gerçekten hani beast diyeceğimiz canavar yaratık diyebileceğimiz iki tane teknik koridor oyuncusu koridor aşaması için en azından e, ve koridorları kazandığımız zaman acayip bir tempo kontrolü yapan e, self var ama ne olursa olsun hani Vitality videosuna tekrardan gidebilirsiniz Vitality'nin değerlendirmesi için e, işlerin iyi gitmesi durumunda tabii ki şampiyonluk adayı olacaklar ama işlerin iyi gitmemesi durumunda e, planların uyum, olmaması gerçekleşmemesi durumunda tuhaflıklar yaşayabilecek bir takım Vitality diyelim ee, ve elisi 2022 bahar mevsimi ön değerlendirmemiz sonuna gelir. Elisi ile alakalı ufak çaplı bir tier listemiz de olacak. Ee, o yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.